Lübnan'ın başkenti, kültürel, idari ve ekonomik merkezi olan Beyrut'un tarihi yaklaşık 5000 yıl öncesine uzanıyor. Kentteki kazılarda Fenike, Helenistik, Roma, Arap ve Osmanlı kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Gaziantep'in tarihi Hititlere kadar uzanıyor. Şehir M.Ö. 3650 yılında kuruluyor. Bu kentte bakır çağından kalma eserlere ve bilinen en eski matematik işlemlerine rastlanmıştır. Şehir tarih boyunca sırayla Hititler, Medler, Asurlular, Persler ve Büyük İskender arasında el değiştirip durmuş. Tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmemekle birlikte 6. yüzyılda Bizanslılar tarafından onarılan Gaziantep Kalesi şehir merkezinde yer alıyor. Kalenin içinde Roma dönemine ait mozaikler de bulunuyor. Bulgaristan'ın en büyük ikinci şehri olan Filibe, Romalıların Trakya'daki en önemli şehirlerindendi. Şehir aynı zamanda Bulgarlar ve Bizanslılar arasında önemli bir kontrol noktasıydı. Şehir, Haçlı şövalyelerinin akınları sonucu M.Ö. 1344 yılında bir Bulgar şehri haline geldi. Şehir, 1364 ve 1885 yılları arasında bir Osmanlı şehriydi. Bugün Filibe, çok büyük bir kültürel merkez olma özelliğini devam ettirmektedir ve bünyesinde birçok tarihi kalıntıyı barındırmaktadır. Fenikelilerin en önemli ve en eski şehridir. Şehir, Asurlular, Babilliler, Mısırlılar, Persler ve Büyük İskender'in eline geçmiştir. Hazreti İsa'nın bu şehri ziyaret ettiği söylenir. 400 yıl Osmanlı idaresinde kalan şehir, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransızların idaresine girdi. Daha sonra da bağımsız olan Lübnan'ın bir şehri haline geldi. Roma devrinden kalan, o zamanki Mısırlı toplumunun ölüleri için yaptıkları feyyum, mumya portreleriyle ünlüdür. Kent, Lehin ve Havara piramitlerinin çok yakınındadır. Günümüzde Feyyum'da birçok tarihi büyük hamam, cami ve çarşı bulunmaktadır. Şehirdeki ilk yerleşimler M.Ö. 4200'lü yıllara uzanmaktadır. Kent, Asurlular çekilmeden önce Elam İmparatorluğu'nun başkentiydi. Şehrin Pers devleti olan Ahamemniş İmparatorluğu tarafından kuşatılması, Esilos tarafından bir trajedi oyunu olarak kaleme alınmıştır. Kentin bugünkü ismi 65 bin nüfuslu Şuş şehridir. Şam'ın 10.000 yıl önce kurulduğu iddia ediliyor ama somut bir delil henüz bulunamadı. Milattan önce 4300 yılında kurulduğuna inanılan Şam, şu anda Suriye'nin başkenti. Aramilerin gelmesiyle şehir önemli bir yerleşim yeri haline almıştır. Şehrin günümüzde de kullandığı su ağının atası olan Kanallar Ağı onlardan kalmadır. Büyük İskender tarafından da fethedilen şehir, o zamandan sonra Roma, Arap ve Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Şehir M.Ö. 800 yılına kadar Hititlerin kontrolünde kalmıştır. Şehir daha sonra sırasıyla Asurlular, Yunanlılar ve Perslerin eline geçiyor. Daha sonra Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilen şehir Bizans ve Arap egemenliğine de giriyor. Haçlı seferlerinde kuşatıldıktan sonra Moğol ve Osmanlı İmparatorluğu şehirde hüküm sürüyor. Biblos, Lübnan'ın Beyrut kentinin kuzeyinde yer alan antik bir Fenike liman kenti. Kentin tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 7000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Biblos, şehirden papirüs ithal eden Yunanlıların taktığı isim.
Şehrin görülecek yerlerinin başında Fenike Tapınakları, Biblos Kalesi, 12. yüzyılda Haçlı seferleri sırasında inşa edilen Vaftizci Yahya Kilisesi ve Orta Çağ'dan kalma şehir surları geliyor. Eriha, M.Ö. 9000 yılından beri aralıksız olarak yerleşimin sürdüğü bir şehir. Arkeologların 11 bin yıl öncesinden 20 yerleşimi gün ışığına çıkardığı şehir, Ürdün Nehri'nin yanında yer alıyor. Nehrin batı kıyısındaki şehirde günümüzde yaklaşık 20 bin kişi yaşıyor. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.